Bir de hocamdan dua alalım inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel alamin ve ya erhamer rahimin. Uzaktan yakından buraya gelen devlet büyüklerimizden, bizlerden, cemaatimizden razı ol ya Rabbim. Açacağımız bu kursu hayırlı eyle Allah'ım. Daha nice güzel kurslar açabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizleri umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar ihsan eyle ya Rabbim. Senin rızana layık kul. Peygamberine layık bizleri ümmet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi, ana babamızı ve bütün inananları bağışla. Bizi, devletimizi, milletimizi, bizleri her türlü tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbim. Özellikle afatlardan, belalardan, musibetlerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bizlere son nefesimizde imanla çene kapamayı da cümlemize nasip eyle Allah'ım. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Köy Yaşam Merkezi projesini bugün burada hayata geçireceğiz Bağlıca köyümüzde. Burada köylülerin istediği her alandaki kursları, arıcılık, bağcılık, bahçecilik, seracılık, dikiş, nakış, biçki bütün kursları açabileceğiz. Yeter ki köylülerimiz talepte bulunsunlar. Kurs açmak için yeterli öğrenci sayısı oluştuğunda, biz de hocamızı ayarladığımızda burada vatandaşlarımızın istediği bütün kursları açabileceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu projedeki amacı köylerimizi yeniden canlandırıp eski haline getirmek. Burada bunu yaparken hem köylülerimize bir canlılık katacağız, bir eğlenecekler. Eğlenirken de aynı zamanda öğrenecekler. İşte köyde üretilen bitkileri, işte serayı, bağı, bahçeyi biraz daha bilimsel hale getirecekler. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak buna destek vereceğiz. Halk Eğitim Müdürlüğü üzerimizden bütün kurslarımızı açabileceğiz inşallah. Köylülerimize hayırlı olması dileğiyle. Biz bu arada abicim, ben Bağlıca Köy muhtarının eşi, bir örgü okumanın eşi Melek Dokmen. Bu arada köyümüze açtığınız Kur'an kursları için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. İnşallah diğer kurslarımızı da açmayı isteriz. Yani seracılık, balcılık, hani mantarcılık isteyen gelebilir. Yani isteyen işleri olan gelemez. Onu bilemeyiz artık. Ama çok memnun olduk kurslarımızı. Hani önceden de açıldı. Sağ olsunlar. Hani emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah bir şeyler öğreneceğiz hocamızın sayesinde. Boyabat'ımızda Köy Yaşam Merkezi açılışında Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün tesis ettiği, başlattığı Kur'an kursu açılışında bulunuyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzün açılış konuşmasında yaptığı gibi daha bir sürü birçok şeyler, projeleri olduğunu, bunlar da inşallah köyde seracılık, mantarcılık, budama, bağcılık gibi konularda kurs açabileceğini beyan ettiler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. Şimdi Kur'an kursumuz da, daha önce de bir Kur'an kursu açılışımız oldu müftülüğümüzün. Ama burada vatandaşlarımızın 10-15 tanesi Kur'an'ı rahatlıkla okuyabilecek hale geldi. En azından dinimiz açısından güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmanın da başarılı olacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Eğitim Bakanlığımızın açmış olduğu Köy Yaşam Merkezi kursunda şimdi Kur'an kursu açıldı. İnşallah ileride daha değişik kurslar, meyvecilik, seracılık, bağcılık, arıcılık gibi kurslar açılırsa memnun oluruz. Milli Eğitim Müdürümüze de teşekkür ederiz.